Karabağ'da konuşlanan, Ermeniler ve Ruslar tarafından sonsuza dek Karabağ'da kalacağı düşünülen Ruslar, Hocalı Havaalanını açmaya çalışırken, Türkiye ve Azerbaycan bunu engelliyor. 10 Kasım Anlaşması sonrası bölgeye konuşlanan Ruslar, tek taraflı uygulamaları nedeniyle tepki çekerken, Karabağ'ı kendine göre dizayn etmeye çalışıyor. Rusya, bölgenin demografik yapısını değiştirmek isterken, Türkiye ve Azerbaycan ise bunu engellemeye çalışıyor. Rusya'nın tek taraflı adımları Türk askerinin adamdaki gözlem merkezine yerleşmesinin ardından kısıtlanırken, Ruslar yine de bazı bölgelerde tek taraflı uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Rusya, Hocalı Uluslararası Havalimanı'nı açmak için çalışmalar yürütürken, Azerbaycan ise buna müsaade etmiyor. Türkiye'de Azerbaycan'a destek verirken, Ermeniler ve Ruslar, havaalanını açmanın yollarını arıyor. Ermeni gazeteci Artem Yerkanyan, Rusya'nın Hocalı Havalimanı'nı açma girişimi ve Azerbaycan'ın Karabağ'da açacağı havaalanları ile ilgili makale yayımladı. Hocalı Havaalanı'nın açılacağı hayalini kuran Yerkanyan, Azerbaycan'ın Fuzuli, Laçin ve Zengilan'da açacağı havaalanlarından rahatsız oldu. Bakü'nün Karabağ'da havaalanı açma nedeninin Rusya'nın Hocalı havaalanını açmasıyla bağlantılı olduğunu belirten Yerkanyan, hiç şüphe yok ki Bakü yetkililerinin Füzuli'deki havalimanının yapımını hızlandırma arzusu eski sözde Dağlık Karabağ liderliğinin hangi kendi havalimanını işletmeye alma kararlılığıyla doğrudan ilgili. Bu konu, üç taraflı anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra önemli hale geldi ve bunlardan biri tam olarak ulaştırma iletişiminin engelinin kaldırılmasıyla ilgili dedi. Hocalı Havaalanı'nın ilk olarak 25 Aralık'ta açılacağının, ardından 10 Ocak tarihine ertelendiğini ancak halen daha açılamadığını belirten Yerkenyan, ne Aralık'ta, ne Ocak'ta ne de Şubat'ta havaalanı çalışmadı. Bunun nedeni, Dağlık Karabağ'ın başkentine doğrudan uluslararası uçuşların egemenliğinin dolaylı olarak tanınmasının bir göstergesi olarak algılanacağına inanan Azerbaycan'ın muhalefetidir dedi. Bakü'den gelen tehditler nedeniyle uçuşun riske atılmadığını kaydeden Yerkanyan, Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Arif Memmedov ve Ülkenin Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Eldar Sabiroğlu, ardından yaptığı açıklamalarda, Erivan'dan bir uçağın hankendiye inmeye kalkması durumunda füzelerle vurulacağına dair açıklamalar yaptı dedi. Rusya'nın bölgeye yerleşmesiyle dengelerin değiştiğini, Rusların bölgeye girdikten sonra Hocalı Havaalanı'nın etrafını temizlediğini hatırlatan Yerkanyan, askeri mühendisler, pistleri güçlendirdi, böylece sadece yolcu Airbus ve Boeing uçakları değil, aynı zamanda ağır nakliye uçakları da inebilirdi. Bu arada, arazi, pisti uzatmanıza izin veriyor. Askeri uzman Aleksandr Karolenko, Hocalı Havaalanı'nın modernizasyonuna yönelik Rus yatırımlarının tamamen haklı olduğunu hesapladı mühendislik ve teknik açıdan bakıldığında, havaalanı hali hazırda tamamen faal durumda. Tek engel Azerbaycan'ın rızasının olmaması dedi. Yerkayan, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına uygun olarak, Chicago Konvansiyonu ve Varşova Anlaşması şartlarına uygun olarak, uluslararası uçuşlar yalnızca havalimanının bulunduğu ülkenin ulusal havacılık otoritesinin izni ile gerçekleştirilebilir. Dağlık Karabağ'ın nihai statüsü belirlenene kadar dünya toplumu onu Azerbaycan'ın bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu nedenle Bakü, havalimanını kullanma kararını veto etme hakkına hala sahiptir. Moskova'nın Hocalı Havaalanı'nın işleyişi için Bakü ile müzakere ettiği ilk değil. Azerbaycan başlangıçta tamamen gerçekçi olmayan talepler öne sürdü dedi. Gazeteci, Hocalı Havalimanı'nın açılması konusunda Azerbaycan'ın ikna olmaya yakın olduğunu savunurken, Rusya'nın Hocalı Havaalanı'nı açacağına inanıyor. Ancak Türkiye ve Azerbaycan, Rusya'ya en geç 5 yıl sonra Karabağ'dan çıkaracağı için buna izin vermiyor. Hocalı Havaalanı'nın açılması demek, Rusya'nın Rus silahlarını hiçbir kontrol olmadan Karabağ'a yığması anlamına geliyor. Rus Su-27 savaş uçaklarının Baltık Denizi'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçaklarını engellediği belirtildi. Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, bir Rus Su-27 savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri'nin Baltık Denizi üzerindeki 2B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağını engellediğini açıkladı. Rus radarlarının ulusal hava sahasına yaklaşan iki hava hedefi tespit ettiği, Batı askeri bölgesinin görevdeki hava savunma birimlerine ait bir Su-27 savaş uçağının uçağı durdurmak için engelleme yaptığı kaydedildi. Ulusal merkez, Rus savaş uçağının mürettebatı hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetlerinin B-1B stratejik bombardıman uçakları olarak belirledi ve onları Baltık Denizi üzerinde engelledi dedi. Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, ABD uçağının Rusya sınırından uzaklaştıktan sonra, Rus savaş uçağının güvenli bir şekilde ana hava üstüne döndüğüne dikkat çekti. Merkez, Rus savaş uçağının uçuşu, uluslararası hava sahası kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleşti dedi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı, 2 Şubat'ta ABD'nin ilk kez B-1B Lancer bombardıman uçaklarını Norveç'e konuşlandırdığını duyurdu. Filonun bir aylığına Orland hava üstünde kalması planlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'nın ABD'nin bu adımını bölgesel güvenliğe yönelik bir tehdit olarak gördüğünü vurguladı. Sözcü, Batı'nın Rusya sınırında askeri varlık oluşturduğunu belirtti. Ermeni tüm general Arkadi Tadevosyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın iktidarda kalması durumunda Zengezur'un yakında Azerbaycan kontrolü altına gireceğini açıkladı. Tadevosyan, Paşinyan'ın batının emriyle her şeyi yapmaya hazır olduğunu, bunu önlemek için Paşinyan'ın iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini belirtti. Siyasi analist Kabil Hüseyinli, Zengezur'un eski topraklarındaki insanların en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Zengezur'un 30 Kasım 1920'de Sovyet hükümeti tarafından Ermenistan'a resmen teslim edildiğini kaydeden uzman, bu kararda Zengezur bölgesi ikiye bölündü. 1988'de sadece Zengezur'da değil, aynı zamanda Göğçe, Daralayaz, Erivan, Vedi'de yaşayan Azerbaycanlılar şimdi Ermenistan olarak adlandırılan ata topraklarından kovuldu. Kuşkusuz tüm bu gerçekler, Zengezur'un Azerbaycan'ın olduğunu göstermektedir. Ancak konuya güncel uluslararası hukuk çerçevesinde yaklaştığımızda, uluslararası hukuka göre sınırları içinde Ermenistan'ın toprakları olduğunu görmekteyiz. Uluslararası hukuka göre, devletlerin sınırları, özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçası olan cumhuriyetler, uluslararası hukuk tarafından tanınmakta ve bu sınırların değiştirilmesi uluslararası hukuk tarafından yasaklanmıştır. Bu açıdan bakıldığında ne yazık ki Azerbaycan'ın tarihi toprağı olan Zengezur'da Ermenistan'ın yetki alanına giren bir toprak olarak onaylanmıştır. Halen Zengezur ilçesine bağlı Mehri ilçesi topraklarından Nahçıvan ve Azerbaycan'ın büyük kısmına bir demiryolu ve otoyol yapılması için adımlar atılmasından yanayız. Ermeniler de bu konuda yapıcı görünmüyor. Bu yolun açılmasının Türkiye ve Azerbaycan'ın çıkarına olduğuna inanıyorlar. Ama aslında o bölgedeki demiryolu ve otoyol Sovyet dönemindeydi ve şimdi bu yolun inşası Ermenistan'ın abluka'dan kurtulmasıdır. Ermeniler bunu anlamıyor. Zengezur meselesiyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı da son konuşmasında bölünmüş Zengezur terimini kullandı dedi. Zengezur meselesiyle ilgili olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı da son konuşmasında bölünmüş Zengezur terimini kullandı. Nitekim Zengezur büyük bir bölgeydi ve bahsettiğim tarihe göre Sovyet hükümetinin kararıyla ikiye bölünmüş ve en büyük kısmı Azerbaycan'dan koparılıp Ermenistan'a katılmıştır dedi.